Biz meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin, mantarların soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran ve onların tazeliğini tahminleyen bir ürün geliştirdik. Bu ürünümüz yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerine dayanıyor. Hasat sonrasında meyveler, sebzeler, çiçekler, mantarlar toplanıyor ve soğuk hava depolarına getiriliyor. Bizim ekibimizle beraber tasarladığımız kutulara konuluyor. Bu kutuların önemli bir özelliği var. Kapakları seçici gaz geçirgenliğine sahip membranlardan oluşuyor. Oksijen ve karbondioksit oranlarını kutularda ayarlayabiliyoruz. Normalde 15 gün saklanabilen bir ürünü 45 güne kadar saklayabiliyoruz tazeliğini koruyarak. Kuşkonmazda, narda, incirde benzer sonuçları elde ettik. Kablosuz olarak toplamamız verileri bizim açımızdan da önemli çünkü bu kutular Türkiye'den yerli ve milli bir ürün geliştirerek ihracatımıza da destek olmak. Aslında meyve ve sebzelerin biz soğuk hava depolarında saklarken onların bozulmasını engellemek için bu özel tasarladığımız kutular içerisinde uyumasını sağlıyoruz. Çünkü meyve ve sebzeler hasat sonrasında da yaşamaya devam ediyor. Eğer onların metabolizma hızını düşürebilirseniz, o zaman meyve ve sebzenin saklanma süresini daha da artırabiliyorsunuz. Aslında bizim başardığımız şey kutu içerisindeki atmosferik koşulları ayarlayarak meyve ve sebzenin saklanma süresini uzatabilmek. Sensörümüzden aldığımız verilerle de bu sürenin ne kadar olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Kutular ortalama olarak 600 litrelik kutular. Örneğin ürünlere göre de değişiyor. 200 kilo işte kiraz alabiliyor, 150 kilo nar alabiliyor. Ürünün durumuna göre işte 150 ile 200 kilo arasında ürün saklayabiliyoruz. Amacımız aslında 2030 yılına kadar bu meyve ve sebzelerdeki 40 farklı üründe saklanma süresini artırabilmek ve Türkiye'den yerli ve milli bir ürün geliştirerek ihracatımıza da destek olmak. Bizim şu anki amacımız Türkiye'de bu ürünü tarım sektöründe yaygınlaştırmak. Daha sonra da özellikle Avrupa'da Fransa, Hollanda, Almanya veya İskandinav ülkelerinden Danimarka, Norveç gibi ülkelerde yayarak bu ürünün dünyada da yayılmasını sağlamak.